İzmir'den sevgiler, saygılar. İsmim Mahmut, 44 yaşındayım. Serbest meslek sahibiyim. Aynı zamanda 8 senelik ülseratif kolit hastasıyım. Hastalığım 8 yıl önce şiddetli karın ağrıları ve guruldamalarla birlikte başlayıp daha sonrasında ishal ve kanamalı ishal olarak seyretti. Tabii önceleri mikrop kaptığımı düşündüm. Bir süre doktora gitmedim ve daha sonra ishal ve kanamalıya geçince birkaç doktora gittim ve bununla birlikte bir takım haplar kullandım. Ara ara haplar faydalı oldu. İshalim kesildi, kanamalar kesildi. Bir süre böyle devam etti. Daha sonra ataklar geçirmeye başladım. Bu atakların sonucunda tekrar bir daha başladı hastalık ve tekrar doktora gittim. Bu sefer daha ağır haplar kullandım. Birkaç doktor değiştirdim. En üstteki doktorlara kadar gittim ve sadece hap tedavisi uygulayacağız. Bu ömür boyu bu şekilde sürecek. Yani bu sizinle beraber yaşayacak gibisinden konuştular. Zaman zaman hastalığım kesildi ama ani ataklar olmaya başladı. Tabii bu sosyal hayatımı ve iş hayatımı inanılmaz etkiledi. Bazen dışarıya çıkamaz oluyordum. Ve bununla birlikte 15-20 defa kadar tuvalet ihtiyacım oluyordu. Ve bu artık hiçbir şey yedirmemeye başladı. Ve tabii yemeyince hızlı bir şekilde kilom düştü. Kilom düşünce enerjim gitti. Ve bir süre çalışamaz hale geldim. Ama sonrasında diyet yapmaya başladım. Etrafıma duyduğum bazı şeyler vardı, danıştığım insanlar vardı. Sana dokunan şeylerin neyse onları yeme dediler. Tabii ben birçok şeyi kestim. Biraz faydası oldu. Ve daha sonra araştırma yaparken hani nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz, bunun başka bir çaresi olabilir diye duyumlar aldım. Ve araştırma yaparken Mustafa Bey'in videolarına rastladım. Mustafa Bey çok içtenlikle videolarını paylaşmış, anlatmış. Daha sonra öğrendim ki Mustafa Bey'in kendisi de kolit hastasıymış. Ve bu hastalığı görmüş, geçirmiş ve kendini tedavi etmiş. Ve bunun yöntemini bulmuş. Ve bu şekilde de insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bütün videolarını izledim ve kendisiyle bir pazar günü tanışmak vesile oldu. Aradım. Çok hoş bir beyefendi. Bize hiçbir şey için geç değil. Yapabiliriz, başarabiliriz. Sadece istikrar gerekiyor dedi. Tamam dedim. Başlayabiliriz dedim. Ve Mustafa Bey'den destek alarak GAPS diyetine merhaba dedim. Tabii başlayalım dedim ama ilk 3 hafta, 4 haftası gerçekten çok zordu. Gerçekten zorladı. Ama sonrasında ek takviyeler gelince artık vücut yavaş yavaş direncini kazanmaya başladı. Eski sağlığım yavaş yavaş yerine geldiğini hissettim. Ve bununla birlikte GAPS protokolü girişinden başladık. Mustafa Bey çok sağ olsun her şeyimizle ilgilendi. Her telefon açtığımızda, her mesajda şunu yapacağız, bunu yapacağız, böyle yapacağız, bıkmadan, usanmadan tek tek anlattı. Biz tabii her şeyi de sormayalım, çok rahatsız etmeyelim diye bahsederken kesinlikle hayır, her şeyde bana mesaj atın ve sorun. Ben anlatmak için buradayım dedi ve bize her şeyi tek tek anlattı. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bize çok yardımcı oldu. Onunla birlikte bir yola çıktık. Şu an 8. ayımı bitirdim GAPS'te. Şu an hemen hemen birçok şeyi yiyebiliyorum. GAPS diyeti çerçevesinde tabii ki kitaplar dahilinde. Onun dışına çıkmak kesinlikle yasak. Nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Hayatım nasıl mı? Eski düzenime tekrar geri döndüm. Dışarıda istediğim kadar kalabiliyorum. Tuvalet ihtiyacım tamamen gitti diyebilirim. Bir iki defa oluyor artık. Normal standart insanların çıktığı kadar.
Bol su içiyorum. Yediklerime çok dikkat ediyorum. Nasıl başladıysak o şekilde devam ediyoruz. Ne diyeyim? Ülseratif kolit hastaları lütfen çok geç olmadan Mustafa Bey'i muhakkak ve muhakkak bulun ve ondan kesinlikle destek alın diyorum. Herkese çok geçmiş olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.